Güzel. Çok uyuyamadım. 5-6 saat uyudum sadece. Siz bayağı uyudunuz. 9,5 saat uyudum. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlarımı Kore'yi gezdiriyorum videosunun devamındayız. İkinci gündeyiz. Yağmur yağıyor. Şimdi bakkaldan kahvaltılık bir şeyler alacağız. Karnımızı doyuracağız. Sonra hazırlanıp gezmeye devam edeceğiz. Kanka bunlar sandviç. Bunlar böyle ekmekler. Onigiri alalım kesin böyle yarım ekmek falan. Onu ver mi tutacağım sana? Tamam balık düşünmem için. Böyle de kimbap var bu arada. Aa, ben şundan mı yesem ya? Ben onu baya seviyorum. Şimdi yemekler var ama kahvaltıda siz yemek taze şeyler seviyorsunuz. Bu var. Üzerinde sosis var, altında pilav var. Somonlu falan. Nereden falan var? Evet sandviç alabilirsin ha. Kendime bibimbap aldım. Aa, ve kahve aldım. Arkadaşlar sonunda diyorum evden çıkabildik. Duyduğunuz gibi arkadaşlar 4 saattir hazırlanıyoruz. Herkes 40 kere kombinini değiştirdi ve ben daha önce de gördüğünüz bu klasik kombini yaptım. Çünkü yaptığım kombini güzel çaldı. Bu arada Didem'in makyajını ben yaptım, onu da görmek istiyorum. Bence bayağı güzel oldu ama Didem alışamıyor. Saçlarım. Gösterebilir miyim? Saçlarım. Ya selam ver bir kameraya. Şimdi Coex Mall'a geçeceğiz arkadaşlar. 3 aktarmaya gideceğiz ama çok yakın bir yere gidiyoruz. 20 dakika. Sadece metro birazcık ters olduğu için aktarma yapmak zorundayız. Yağmur yağdığı için kamerayla çok uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden sizinle Coex Mall'da görüşürüz. Evet. Oje ne? Rengi ne bu? Kore metrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel. Kimse terk olmuyor. Türkiye'den gelince. Güzel, Gizem hamile koltuğuna oturuyor. Hemen yaftalayın. Önce Türkiye'yi gömdü. Ben kendim. Hamile koltuğuna oturuyor. Yasak. Kalk dedim, kalkmıyor. Gittiğin turist olarak gittiğin ülkenin kurallarına sahip duracaksın, tamam mı? Karşıdan karşıya konuşma çabası veriyoruz ve kadın bana yerini verdi. Böyle üçlü oturuyoruz. İşte böyle kibarlar. Ama hala hamile koltuğunda oturduğu gerçeği değişmiyor. Ayna bulduk arkadaşlar, hemen. Dışarı çıkıyorlar, pasaportlarını bile yanına almıyorlar. Tırnakları yüzüne üzerini giyinemiyorlar. Üzerlerini ben giydiriyorum falan. Çok zor anlar yaşıyorum gerçekten. Bir de çok yavaş hareket ediyorlar. Bu videoyu izliyorsanız sizi seviyorum kızlar ama bıktım yani ve 24 saat yeni oldu. Bir kahve aldık. Kore'nin. Kore'sine geldik, kütüphane bölümüne gireceğiz. Her an bir problemi var, farkında mısınız? Şimdi de ayakkabısı vuruyormuş. Asla hareket edemiyoruz. Didem de uyuşuk ama hani o bir artık sınır krizi geçirmeye başladı. Bayağı acık hep başıma bir şey. Al gördük işte, beğendin mi? Beğenmedi. Farklı bekliyordum ya ama yine de atmosfer. Ben de ilk gördüğümde şok olmuştum. Bir saattir fotoğraf çekiyoruz. Yoruldum. Sanırım hiçbir vlogumda buraya çekmemiştim bu yüzden. Yani sizinle de gezmiş olduk. Çok bir şey yok burası. Kütüphane ama birazcık görsel. Kendime krem almaya geldim bunu. Bu markanın gece kremi çok güzel. Uzun zamandır almak istiyordum. Alışveriş merkezini yol tutmuşken almaya karar verdim. Kızlar hala fotoğraf çekiyorlar kütüphanede. Tuvalete kaçtım. Açılanları görünce bir anda girdim. Hani bu fırsat, bu fırsatları diye. Aldım. Kızlara bakın arkadaşlar, ben alışveriş yaptım, lavaboyu kullandım, onlar hala fotoğraf çekiyorlar.
Bakın sizi ikili hala fotoğraf çekiyorlar. Ömrümden ömür götürdüler. 2 saattir ayaktayım. Açım, susuzum, kahvesizim. Hala fotoğraf çekiyorum. Buraya turist olarak gelirseniz biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü fotoğraflarda gözüktüğünden aslında daha küçük bir yer. Ve alışveriş merkezinin aslında sadece bir bölümü. Bu bilgileri ne yaparsanız yapın. Çıktık Gangnam'dayız. Arkamda bu bina var. Samsung'dayız. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Ben işte böyle biraz alışveriş yaptım. Kızlarla fotoğraf çekmemiz 3 saat sürdü. Ayaklarım ağrıdı. Aslında boğa burcu olduğum için yemek yesem motivasyonum, enerjim bayağı artacak. Koyun direkt çevirin. Şöyle koyun da direkt çevriliyor. Harcadım yanıma alırım. Tuzu da versin mi koyun? Ben yine dün gece uyuyamadım bu arada. Koltuk attığım için galiba bilmiyorum. Sadece 4-5 saat uykuda duruyorum. Gece 12'de yattık evimiz. Benim tabi uykuya dalmam yarım saat falan sürdü. Gece 3'te uyandım. Sonra gece 5'te 5-3 gibi bir daha uyandım. Sonra da bir daha uyuyamadım. Kendi kendime edit yaptım. O yüzden biraz böyle hem yorgunum. Gözlerim kızardı. Hem de böyle lensler sponsor geldi. Lensleri çekmem gerekiyordu. Lensler de yordu ama galiba ben ayakta kaldığım için şey. Hani yemek yemek de fayda etmedi. Öyle. Bugün yorgun hissediyorum kendimi. Neyse ama böyle dediğime bakmayın. Bir yandan da çok keyifli bir gün geçiyor. Sürekli gülüyoruz falan. İtem içiyorum arkadaşlar kendime gelmek için. Arkadaşlar. Şimdi önce Gizem'in yüzünü gösteriyorum size. Prenses. Evet, sonra Kore'ye geldi, çoraba bak. Yırtık, varoş. YouTube kanalında yayınlayacağım bu arada. Sonra da bana ağlama. Çorabı kaçan prensesler de vardır. Okey, okey. Yeni kaçmadı mı? Bir daha söylüyorum ben. O çorabı %100. Eminim ki yeni kaçmadığına. Kaç kere giymiştir sence? Çünkü 10 defa tekrarladım o yüzden. Bu çorabı kaç defa yırtık halde kullanıp yıkadı, kullanıp yıkadı. Abartma! Bir cümleydi bu. Şaka yapıyorum, az önce kaçtı gördüm. Yalan. Kanka ortalama olarak Gizem sence bu çorabı kaç kere giymiştir? 3. 3. Allah'ın hakkı 3'tü. Çok kötüydü ya. Kapatıyorum. Rezil ettiniz. Ay keşke Türkiye olsaydım. Çekmiyordum kanka o sırada. Hayır. Yani fark etmiyorum ki çok. Hepsi yırtıktır çünkü o yüzden. Hayır. Arkadaşlar şimdi biz otobüs metro yapacağız. 3 aktarma yapmaya sonra katlanamadık. Sonra otobüsüne binmek istiyordum ama böyle dizilerde falan hep otobüs görüyorum. Ay içmiyoruz valla kahve içiyoruz. Yorgunluktan hepimizin kafası iyi oldu. Otobüs. Biz eve geldik, üstümüzü başımızı bir değiştirdik. Şimdi karaoke'ye gideceğiz. Hani şu an saat 11'i geçiyor ama hani günü tamamen dop dolu geçirmek istediğimiz için. Bugün de sürekli kapalı ortamlardaydık yağmur yüzüne. En azından karaoke'ye bugüne sıkıştıralım dedik. Arkadaşlar, evet diyordum. Arkadaşlar şu an karaoke'ye gidiyoruz. Bugün Karaoke şarkı. Bugünü kaç üzerinden değerlendiriyorsunuz? 10 üzerinden 9.5. 9.5. Ya nereden geliyor? Ayakkabımdan alınmaz. Onun Koreli'nin alakası var. Sen bugüne kaç puan veriyorsun Didem? Bugün ama. Aynı şey. Sen yağmurdan kırarsın. Yok. Aynen yağmurdan ya. Ben daha çok dışarıda geçirmeyi severim. Koreli'de yağmur yakışıyor. Aynen. Bir günlük yeter. Şey olur ya.
Kanka kilo aldım. Olsun kanka, sana kilo yakışıyor. Olaylar onun gibi oldu. Arkadaşlar bunlar her gördükleri bakkala giriyorlar ya. Beautiful.